Bu adam ne yapmaya çalışıyor? Nasıl bir kindir bu? Ne alçakça bir oyundur. Niye arayıp haddini bildirmiyorsunuz? Açın telefonu, canını okuyun. Verin dersini. Hayır. Öfkeme yenilmeyeceğim. Bu meseleyi sakin sakin halledeceğim. Sizi sindirdiğini düşünecek ama. Ziyagillerle uğraşmak neymiş, gösterin ona. Çıkıyorum ben, hoşça kalın. Günaydın. Günaydın. Ne oldu tatlım? Yok bir şey, hoşça kalın. Baba? Yok bir şey dedim Nihal, akşama görüşürüz. Bihter'le mi bir şey oldu yine? Yok canım, onunla bir ilgisi yok. Bir telefon aldı, canı sıkıldı. Hilmi Önal yine bizimle uğraşmaya başlamış. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Geç kaldım, Bülent'e yetişemedim. Nasıl oldunuz? Teşekkür ederim, daha iyiyim. İyi günler. Size de. Bihter Hanım'ın ilaç saatlerini iyi takip edin lütfen. Siz hiç merak etmeyin. İnsansın sen. Öfkeli bir adamım. Yaralı bir adamım. O ev bizimdi, bize aitti. Benim yatağımı başkasına aldın. Bana bunu söylemeye hakkın var mı? Gözümün içine baka bak, amcamla intikam alıyorsun benden. Sana her şeyi bırakıp gidelim dedim. Tabii tabii tabii. Senin istediğin anda, senin belirlediğin zamanda her şey senin kararlarına göre olsun istiyorsun. Zayıflığını bahanelerle örtmeye çalışma. Cesaret edemedin. Hiçbir zaman da edemeyeceksin. Öyle mi? Korkan tekisin çünkü. Şimdi de ucuz ilişkilerin arkasına saklanıyorsun. Kendinden kaçıyorsun aslında. Hiç olmayan güvenini kazanmak için uğraşıyorsun. Ama ne çok şey kaybettiğinin farkında bile değilsin. Yeter! Siz mi çağırdınız? Bihter. Evet, bir dakika. Bana zaman ver. Bitsin istemiyorum. Çoktan bitti. Hadi dön o zavallının yanına, yatağını soğutma. Günaydın. Günaydın. Geri dönelim buradan. Peki.
Nereye? Sarıyer'e. Sahile lütfen. Tamam.